Maalesef ki, maalesef ki işte alt tipi muayene kuruluşlarda dediğimiz gibi biraz kar amacı güden kuruluşlar olduğundan kaynaklı bu son zamanlarda ve özellikle her tarafta artık yaygınlaşmaya başladıktan bu yana biraz daha olayın parasal yönüyle yaklaştıkları için daha çok Buyur. ekonomik boyutta yaklaşıyorlar ve insan sağlığı ve insan canı maalesef ki ikinci plana düşmektedir. Tabii makine mühendisliği odasındayken bu protokoller biraz belki daha farklıydı. Şu şekildeydi. En azından kamusal bir hizmet olarak görülüyordu ve kar amacı gütmediğimizden kaynaklı bizim amacımız tamamıyla halka hizmet ve asansörlerin doğru bir şekilde kontrol edilmesiydi. Ve daha sıkı kontroller gerçekleştiriliyordu bu noktada. Evet, illaki şikayetler gerçekleşiyordu bakımcı firmalar tarafından veya başka kuruluşlar tarafından ama bizim amacımız tamamıyla insan canına, insan sağlığına yönelik kontrollerdi. Ve bu şekilde de gerçekleştiriyorduk. Maalesef ki son zamanlarda tekelleşen politikalar sonucu, makine mühendisleri odasından alınan yetkiler sonucu bu tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi asansör yönetmeliği 2012 yılında yayınlandı. 2015 yılında bu zorunlu hale geldi. 2015 yılından sonra hemen hemen bölgede tüm belediyelerle biz protokolleri imzalayıp asansör kontrollerini gerçekleştirilmesini sağladık ve gayet de başarılı sonuçlar elde ettik. Şöyle gerçekleşti bu durum. Kayyumlardan sonra teker teker biz elimizdeki tüm belediyeleri kaybetmeye başladık. Kayyumların gelmesiyle bizim yetkilerimiz elimizden aldı. Biz Diyarbakır'ın ve bölgenin birçoğunda asansör kontrolü gerçekleştirmekteydik zaten. Bir sürü belediyeyle biz bu işleri yapıyorduk. Daha sonra bu kayyumlar geldi. Kayyumlar geldikten sonra olay biraz daha şey noktasına döndü. Yani biraz daha özel sektörlerle kendi aralarındaki işte ilişkilerden kaynaklı. Bu tabii şöyle açıklamak gerekiyor. Biraz daha maddi yönden olduğundan kaynaklı ve bizim kuruluşumuz da bu şekilde yaklaşmadığından kaynaklı illaki sıkıntılar yaşadık. Onun dışında yine bizim amacımız var olan en azından akredite kuruluşların daha da sıkı denetlemesi taraftarız ve bununla ilgili ne çalışma gerekiyorsa biz üzerimize ne düşüyorsa bunu yapacağız ve her alanda yine olmaya devam edeceğiz. Evet, elimizden etkiler alınmış olabilir ama biz bu kontrolleri ilk yapan kuruluş olduğumuzdan kaynaklı bu noktada da biz gereken neyse her şeyi yapmaya hazırız. Halka yönelik çağrım şudur. Evet, maalesef ki bölgemizde halen asansör bakımlarıyla ve kontrolleriyle alakalı bir yetersiz bilgi bulunmaktadır insanlarda. Bizim halkımıza çağrımız şu şekildedir. Binasında asansör bulunan halkımızın şuna dikkat etmesi gerekiyor. Yetkili firmalarla anlaşıp aylık bakımlarının yapılması ve ayrıca bu aylık bakımlarının sonucunda yılda bir kere ilgili alt tipi muayene kuruluşu tarafından, mühendis tarafından denetlenmesi gerekiyor. Buna dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Bu noktada da en azından biz sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyurmak istiyoruz. Onun dışında da duyurabilen halkımızdan da istemiz şu şekildedir. Yanındakine de bunu duyurabilir, kendi arkadaşına da bunu yapabilir, kendi çevresinden herhangi birisine ne kadar yayarsan o kadar bizim için daha iyi olur diye düşünüyoruz.